Bismillah. Mehmet Sinan Efendi Nimet-i İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Konumuz özür, yani abdesti bozan özürlerin devamlı olması durumu ile ilgili bir konu. Özür sahibi olan, yani mesela kanı akıyor ya da bir şekilde idrarını tutamıyor. Bu namaz vakti boyunca sürekli hale geliyorsa bu özür sayılır. Böyle bir kişinin abdest alması hakkındaki konuları okuyoruz. Özürlülerin hükmü. Özürlü dediğimiz, yani böyle bir mazereti, sıkıntısı olan kişi için hüküm şudur. Özürünün çokluk çekmeyerek tıkamak veya namazı oturarak veya ima ederek kılmak ile habis ve redde kadir olamaz ise, farz olan her namaz vaktinde abdest alıp namazı öylece kılmaktır. Yani şöyle, mesela özürlü kişi ayakta olup, özür sahibi, işte bir yarası kanıyor, ayakta olursa özrü devam ediyor. Ama mesela oturunca geçiyorsa o namazı oturarak kılar. Ya da başka türlü bir çare olmazsa ima ile kılar. Ama bunların hiçbiri olmuyorsa, her durumda bu özür devam ediyorsa, onun o özürden kurtulma şansı yoksa, o zaman o kişi her namaz vaktinde abdest alıp namazı öylece kılmalıdır. Onların taharetleri, hades mukareneti, yani onların temizliği, hadese yakınlığı yahut hadesten ona ansızın aruz olabilme cihetiyle hakiki bir taharet olmayıp tahareti zaruriyedir. Yani mesela idrar kaçırıyor ve sürekli kaçırıyor. O abdest alması, temizlik yapması, o kaçırdığı, devam ettiği için aslında gerçek anlamda taharet değil, hüküm olarak, zaruretten dolayı, özürden dolayı hükmü bir taharettir. Dipnot okuyoruz. Eğer meşakkatsiz reddine kadir olursa, güçlük olmadan o özrü giderebilmeye tahakkuk olursa, red tahakkuk eder ve özürlü olmaktan çıkar. Farz olan namazda kıyamı terk etmek, mesela bir adam farz namaz kılacak, ayakta kılmak ve hatta ima ile kılmak suretiyle rükû ve sucdu terklemek namazı meal hadesle kılmaktan daha ehvendir. Yani bir adam özür sahibi, idrar kaçırıyor ya da bir kan akıyor, bir şey oluyor. Ayakta kılarsa özrü de oluşuyor. Mesela kan akıyor, bir şey, mesela gaz çıkarıyor, yelleniyor, tutamıyor. Eğer bunu oturarak ya da yatarak ima şeklinde kıldırmakla hadesli ayakta kılmak arasında tercih gerekirse, hadesli kılmayıp o özürden kurtulma imkanı varsa oturarak ya da imala kılar diyor dipnotta. İkinci dipnot, binaenaleyh 5 vakitte abdest almaları, yani bu özür sahibinin hükmü, 5 vakitte abdest almaları ve abdest almak için vaktin girmesini beklemeleri lazım gelir. Yani adam sürekli idrar kaçırıyor, sürekli gaz kaçırıyor ya da sürekli kanı geliyor, bir şekilde sürekli halde olan, vakit boyunca olan bir özrü var. Bu kişilerin her namaz vakti abdest alacak ama abdesti de vakit girdikten sonra alması gerekiyor. Abdestin adabının 12.'si ihtiyattır denilmesi, sevki kelam iktizasınca bundan dolayı iki vakit arasında vakti mühmel olduğunu görecektir. O vakit aldığı abdest namaz vaktinin girmesinde hilaftan çıkarak iade etmesi ona mendup olur. Yani bazı
vakitler var. Mesela ikindi namazının başlangıcı kimine göre nedir? İşte bir gölge boyu, kimine göre iki. Bugün itilaftan kaçınmak için eğer bu itilaf vaktinde almışsa, mesela bir gölge boyu olduğunda ikindi için abdest almışsa, ikinci gölge boyu olduğunda itilaftan kaçmak açısından tekrar abdest alması mendup olur. Diğer vaktin namazı için abdest almış bulunur ise icmaen cami bir namaz vaktinin ahirinde. Şimdi mesela şöyle örnek verelim. Bir adam öğle namazının bitme vaktine 10 dakika kala özrü var. 10 dakika kala abdest aldı. 10 dakika sonra da ikindi okundu. O abdestte ikindi kılması olmaz. İkindi için, özürlü için bu. Tekrar ne yapması gerekir? Abdest alması vacip olur diyor. Evet. 5 vakit namaz için aldığı abdest de dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Farz namazlarda yani o vakit içinde mesela öğleyin abdest aldı. Öğle namazı, ikindi namazı girene kadar istediği kadar kaza namazı, farz olan kaza namazı ya da herhangi bir nafile namazı istediği kadar kılabilir. O abdeste vakit namazları eda edilebildiği gibi geçmiş namazları dahi velev ki zimmetinde sıhhati zamanında tahluk etmiş olsun kaza edilebilir. Onunla nevafil kılabildiği gibi vitir ve bayram namazı gibi vacip ve cenaze namazı dahi kılabilir. Yani o vakit içinde olmak şartıyla nafile kıldığı gibi vacip vitir mesela yatsı vakti aldığı abdeste özürlü kişi vitir namazını da kılabilir. O abdestle Kabe'yi de tavaf edebilir, Musaf'a da dokunabilir. Özür sahiplerinin abdestleri yani abdesti bozucu bir mazereti olan kişinin o mazereti sebebiyle kendi özürlerinden başka bir abdest bozmaz hadisesi olmadıkça ancak vaktin çıkmasıyla abdesti bozulur. Yani mesela adam idrarını tutamıyor. Bu bir özür. Bu sebeple ne yapıyor? Özürlü olduğu halde abdesti var. İdrarı çıksa bile özürlü sayıldığı için namaz kılabiliyor o vakit boyunca sürdüğü için. Ama aynı adamın kanı aksa özür idrardan dolayıken kan aktıysa o zaman o abdest bozulmuş olur. Vaktin çıkmasıyla da abdest bozulur olur. Mesela sabah namazından sonra güneş doğmuş olur. O da namazın abdesti artık kalmamak olmakla birlikte mesela bayram günü sabah namazını kıldı. Özür var. Bu özür sebebiyle güneş doğdu mu bayram namazı kılınacağı zaman tekrar abdest alması ya da kuşluk namazı kılacaksa tekrar abdest alması lazım gelir. Ama bayram namazı için ve kuşluk namazı için aldığı abdesti öğle namazında kılabilir. Böyle bir bu sahih olan kavle göre demek ki farklı içtihatlar da var. Bu illetlerden birine müptela olarak bu illetlerden birine müptela olan kimse özrü abdest alıp namaz kılacak kadar müddet hiç kesilmeden devam ederek bir namaz vaktini kaplamadıkça özürlü olamaz. Yani özrün mesela idrar kaçıranın, yellenenin, gaz kaçıranın özrü bir namaz vakti boyunca olacak. Ta ki namaz vaktinden bir abdest alacak kadar kısa bir süre düşülebilir. Onun dışında bütün namaz vaktini kapsaması gerekiyor özür sayılması için, mazur sayılması için. Özrün tarif edildiği veçile, bu şekilde anlatıldığı veçile, vaktin tamamını istiğap eder olması, yani tamamını kaplaması ve abdest
alınıp namaz kılınamayacak derecede az bir müddet kısa fasılada kesilmiş olması istihabi hükmidir. O da yani az bir süre kaldığı için yetiştiremeyeceğinden o da onu içeren istihabi hükmü yani o hükümdedir. Gerek hakiki gerek hükmü istihab yani bunu sağlaması mezkur özrün sübutunun şartıdır. Yani özrün olmasının şartıdır. İster tam kapsasın, ister az bir şey kalak olsun. Bu özrün şartı budur. Özrün devam ve bekasının şartı o istihaptan sonra her namaz vaktinde bir kere olsun bulunmasıdır. Mesela adam bir kere bir namaz vakti boyunca idrar kaçırıyor ya da gaz kaçırıyor bir sebeple abdestini tutamıyor. Ondan sonra en az her vakitte bir kere bu oluyorsa bu özür devam ediyor sayılır. Yani sürekli olmasına gerek yok. Bir kere o özür tam kapsadıktan sonra her vakitte bir kere oluyorsa da bu özür devam ediyor sayılır. Evet, özrün iktitaının şartı, özrün kesilmesinin yani bitmesinin şartı, özür kesilmiş olmak ve sahibi özürden kurtulmuş olmak için şart hakikaten inkıtaiye gerçek anlamda özrün kalkması bir namaz vaktini kamilen ondan hal olmasıdır. Yani mesela idrak kaçırmakta özrü olan biri bir vakit boyunca bu özür gerçekleşmiyorsa bu özür artık kalkmış olur. Allah sıhhat ve afiyet versin. Allah sıhhat ve afiyetten düşürmesin. Özürlünün kan, irin, yel, sidik gibi özürün pisliklerinden çamaşırına geçmiş olanı yıkaması özür kaim ve daim oldukça vacip olmayı yani özürlü olan kişi bu özür olduğu sürece çamaşırına bunlar bulaştı diye farz olmayıp, vacip olmayıp dirhem miktarından fazla olunan yıkamak dahi faydalı olmadıkça vacip olmaz. Evet. Özrün dışarıda hadis olan yani abdest bozucu, nakız kendi özrünün benzeri dahi olsa abdest bozulur. Mesela birkaç çıbanın mesela şöyle bir şey var. Birkaç çıbanı veya çiçeği olup da bir takım akar olduğu halde abdest almış özürü var. Yani mesela 2-3 çıbanı var adamın. Çıbanın birisi iltihabı akar olduğu halde abdest almış. O özürlü. Sen o özür varken diğer çıbanda akarsa akmaz akmadığı halde ikinci çıban akarsa o artık abdest bozulmuş olur. Çünkü o özür değildi. Birincisi özürdü. Sürekli olduğu için. Nitekim bu yara da öyle. Mesela iki yarası var. Biri sürekli kanıyordu. Abdest aldı. Özürden dolayı kan durmasa da abdest aldı ama kanamayan başka bir yara kanadığında bu özür kalkmış ve abdest bozulmuş olur. Vakit dahilinde diğer delikten dahi kan gelse burnunda abdest bozulmuş olur. Çünkü bu yeni ve başka bir hadestir. Yani özür olarak sayılmadığında ikinci yeni olan abdesti bozmuş olur. Çünkü hadesin hükmü ve abdest tazelemenin lüzumu Nas-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in malum olmuştur ki necaset ise o manadan değildir ki onu da ona kıyas edebilelim. Zira necasetin azı affedilmiştir. Çoğu da zaruret halinde azı gibidir. Hem de abdest bozan o olduğu için hükmün necis dahi değildir. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde müstehaza olan bir hanımefendi abdesti tazelemeyi emretmiştir.
ama elbiseyi yıkamayı emretmemiştir. Yani özür sahibi bir hanımın, istihaze olmuş kanın gelen hanımı abdestini tazele demiştir ama elbiseni yıka dememiştir. Dolayısıyla özürlünün elbisesine bulaşan, işte idrar kaçırıyorsa, bir şey oluyorsa bunlar mazerettir. Bunlar özürden dolayı yıkamadan da namazını kılsa özre bina mümkündür. Faydalı olmak demek, yukarıda geçen tabirde faydalı olmak demek, temizledikten sonra tekrar isabet eder olmayarak ve ala kavlin namaz kılıncaya kadar bir daha kirlenmemektir. Faydalı olmak demek, tekrar isabet etmemek, eder olmamak ve ala kavlin verilen fetva üzere namaz kılıncaya kadar bir daha kirlenmemektir. Evet. Böylece bunu da özür konusunu devam ettik, okuduk.